Değerli arkadaşlar, AKP gerçekten çok ilginç bir parti. Bir taraftan Sayın Bahçeli ile evet kampanyası sürdürülüyor, diğer taraftan Barzani ile. Bakın, geçtiğimiz hafta da Barzani Türkiye'ye, İstanbul, Ankara'ya geldi. Türk askerleri Barzani'nin bayrağına selam durdu. MHP res çekti, bağırdı, meclisi birbirine kattı. Dedi ki ey AKP, tercihini yap, tercihini yap dedi AKP'ye. Cevabı AKP değil, cevabı Barzani verdi. Dedi ki referandumda MHP ile beraber evet kampanyası yapacağız dedi. Değerli arkadaşlar, hakikaten AKP'yi takdir etmek lazım. AKP hakikaten çok ilginç bir parti. Bakın, bunu bir halaya benzetin. Halayın ortasında AKP'nin olduğunu düşünün. AKP halay çekiyor. Halay, AKP ortada. Halayın bir ucunda Bahçeli, Sayın Bahçeli, bir ucunda Barzani. Sağ eli Bahçeli'ye, sol eli Barzani'de. Ortada AKP. Şimdi AKP aradan çıksa, AKP halayı bıraksa, yoruldum dese, Barzani ile Bahçeli bir bakmışsınız el ele kol kola halay çekiyorlar değerli arkadaşlar. Bunu sağlamak hakikaten her siyasi partinin mahareti değil. Düşünün ki Barzani ile MHP'yi aynı halayda buluşturuyor ve beraber halay çekiyorlar. İkisini de idare ediyor değerli arkadaşlar. MHP meydan okuyor ama sonra konuştuklarını unutuyor. Bakın, Hollanda polisi geçtiğimiz günlerde kabul edilemez alçaklıkta Türklere saldırdı. Bakın, bir örnek size. Alçaklıkta saldırdı ve buna herkes tepki gösterdi. Aslında bu olayı biz daha önce çok şahit olduk değerli arkadaşlar. AKP ilk kez böyle bir olayla şahit oluyor ama Türkiye üzülerek söylemek isterim ki bunca olaya çokça şahit oldu. Hollanda hükümetinin Türklere yaptığını AKP yıllardan beri kendi yurttaşlarına yapmaya devam ediyor. Bakın değerli milletvekilleri, Berkin Elvan 14 yaşında, 15 yaşında 16 kilo olarak mezara gömüldü. Ethem Sarısülük Ankara'nın göbeğinde mecliste birkaç yüz metre kala polis kurşuyla katledildi, polis tahliye edildi. Ali İsmail Korkmaz emir verenler tarafından tekmeyle katledildi, katilleri geziyor. Değerli arkadaşlar, bakın Dilek Doğan evine gelen polislere galoş giydirdiğin için katledildi. Hakkında sadece iki yıl ceza isteniyor. Burası Cerattepe, Artvin'de eylem yapmaya çalışan, toprağına, doğasına, namusuna sahip çıkmak isteyenlere saldırıyor. Hocaların hocası dediğimiz 80 yaşını aşmış hocaya polis şiddeti uygulanıyor, Korkut Murat'a. Değerli arkadaşlar, ilk kez tarihimizde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde üniversite hocalarının cübbeleri AKP'nin emriyle cübbeleri çiğneniyor. Bir bakın bakalım şu görüntüye değerli arkadaşlar, şu görüntüye bir bakın. Bir kız çocuğu, üniversite okuyan bir öğretim üyesi köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeğin cinsi yok ama mantık aynı. Hollanda'da mantık aynı, Türkiye'de mantık aynı. Belki köpeğin biri Hollanda'da, köpeğin biri Türkiye'de ama mantık aynı değerli arkadaşlar. Bir bakın, belki utanırsınız. Şu bir milletvekili, birlikte parlamentoda görev yaptığınız Ramiz Topal gezi eylemleri sırasında darp edildi, burnu kırıldı değerli arkadaşlar. Yine geçtiğimiz günlerde bakın Onursal Adıgüzel, İbrahim Özdüş, Ömer Fethi Güler, Tahsin Taran, Zeynel Emre polis şiddetine uygulandı. Daha bunlar iki hafta önce değerli arkadaşlar. Bir kamu emekçisi hakkını arıyor. Yine bir kamu emekçisi hakkını arıyor değerli arkadaşlar. Gezi eylemlerinde bir polis tarafından bir kız çocuğuna yapılan muameleye bir bakın değerli milletvekilleri. Belki çok hoşunuza gitmeyecek ama başbakanın baş danışmanı alçakça bir tekme atıyor bir çocuğa. Alçakça, hayasızca, utanmadan ne oluyor? Görevden alması beklenirken ne yapılıyor? Yükseltiliyor değerli milletvekilleri. Örnek çok. Gazeteci Ahmet Şık, siz Fethullah Hoca Efendi Hazretleri derken, onun önünde secde ederken, ona eteğini öperken bu adam kitap yazıyordu onların hakkında. Değerli arkadaşlar, şimdi sormak isteriz. Kim faşist? Ne diyor AKP hükümeti? Başbakan Hollandalıların yaptığını Nazim'e benzetiyor. Hollandalıların yaptığını Nazim olarak nitelendiriyor. Peki değerli milletvekilleri, Hollanda'nın, Almanya'nın yaptığı Nazizmse, Nazilikse AKP'nin yaptığı, yıllardan beri kendi yurttaşlarına yaptığı nedir? En önünde askerler selam veriyor. Türk askerleri, siz çok kıymet verdiniz. Bakın Barzani. Şu anda beraber işbirliği yaptığını söylüyorum. Bir elinde Cumhurbaşkanı, bir elinde Şivan Perver, Barzani işbirliği yaptığını söylüyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın biz
Biz sosyal meydan diyoruz. Bizim hiçbir üyemiz, hiçbir milletvekilimizle ilgili böyle bir iddianız varsa ortaya koyarsınız. Biz şimdiye kadar bu iddialara cevap verdik. Bu iddialar kim yapıyor Sayın Ersoy, biliyor musunuz? Bu iddiaları AKP'nin para verip 3500 para verdiği aktörler yapıyor. Sadece size şunu söyleyebilirim. MHP'nin sizin içinizde aktör kaçmış. Artık AKP'nin içinizde aktör. Yine değerli arkadaşlar, bakın Tuğrul Türkeş bakan oldu. Siz dünyanın hakaretini ettiniz. Türkeş'in mezarına gitti diye gittiniz, zemzem suyuyla yıkadınız. Şimdi sizi zemzem kuyusuna atsak çıkmazsınız. Türkeş bari bakanlık aldı. Siz bir şey almadan gittiniz. AKP ile işbirliği yaptınız. Belediyenin itfaiyesinden zemzem suyuyla fışkırsanız Türkeş'in mezarında aklanamazsınız. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Aslında ben en çok AKP'ye sataşıyorum ama cevap oradan geliyor, onu da anlayabilmiş değilim. Şimdi diyorum ki arkadaşlar, ben geçtiğimiz hafta olanları anlatıyorum ben size. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bahçeli'nin başkanlıkla ilgili söylediklerini hatırlatıyorum ben size. Sizin ne söylediğinizi hatırlatıyorum. Cevap veriyoruz. Bakın biraz önce dedim ki ben, eleştirilerim saklı. Bu bayraklara Türk askerlere selam durmadı mı? Türk askerlerine selam durdurmadı mı? Kimin ortağı senin ortağın? Onun cevabını ver. Türk askerlerine selam durdu mu durmadı mı? O bez parçası dediği şeye. Bakın ben biraz önce sataştım. İçimde kalmasın. Bu resmi göstermek istiyorum. Geçtiğimiz gün isim vererek sataştım. AKP'den alınıyor. Alın arkadaşlar. Bakın burada bir resim var. Bu resmi günlerdir saklıyorum. Geçtiğimiz günlerde burada bulunan kadın milletvekilleri Fethullah Gülen'in huzurunda türban takmışlar. Burası türbe mi? Burası kutsal bir adam mı? Kim? Bunun cevabını verin. Özellikle sataşıyorum. Grup başkan vekili İktir İnce Öze sataşıyorum. Burası kim? Bu kim? Bakın neredeyse MHK üyelerinin tamamı var. Alınacaksınız, utanacaksınız. Söyleyecek bir şey yok. Bir tek CHP'nin milletvekilinin böyle bir resmini bulabilir misin? Bulamazsın. Çünkü biz orada yokuz. Ya bu kadar bağıracaksın. Kaç cevabını ver. AKP'nin sözcüsü, grup başkan vekilleri. Bakın burada siz cevap vermeyin. Burada onlar cevap versin. Değerli arkadaşlar, biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Biz her zaman gerçekleri yüksek sesle ifade etmeye çalışacağız. Öyle bağırmadan korkacak halimiz yok. Senin gibi Iraklılar tısın çıkmıyor, tısın. Bakın Türk askerinin başına çuval kesince tıs çıkmadı. Veli babaya bağırmak kolay. Bağırsanız da ne yaparsanız yapın suçmayacağız. Gerçeklere aykırmaya, geçmişte Fethullah'la ilişkiniz ortaya